Türkiye'de su altı fotoğrafı çekmek için dalış yapan ilk isim olan Ateş Evirgen bizimle. Hoş geldiniz Ateş Hoş Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz biz de. Hemen başlamak istiyorum. Su altı ile ne zaman ve nasıl tanıştınız? Nasıl oldu bu hikayeniz? Evet, bir su altıcı hep en çok sorulan sorudur bu. O yüzden alışkınım buna. Muhtemelen. ama ben şanslı bir jenerasyondan geliyorum. Çünkü İstanbul doğumluyum. Kalamış'ta büyüdüm. Ve doğasının çok iyi bir dönemi yakaladım. Denizi orada tanıdım. İlk köpek balıklarını orada gördüm. Dolayısıyla hani çocukluk yıllarından itibaren su altını tanıdım ve dalıyorum diyebilirim. Ama dalış deyince artık bugün aletli dalış tabii ki akla geliyor. Alet dalışında hem belli bir yaşı hem de bir eğitim aşaması var. O da 20'li yaşlarımdan itibaren. Türkiye'de fotoğraf amaçlı dalış yapan ilk kişi sizsiniz. Değil mi? Bunu çok genellemeyelim. Türkiye'de tabii 1956-57 yıllarından itibaren su altı fotoğrafı çeken dalıcılar var. Ama su altı fotoğrafçılığı hiçbir zaman dalışın ana amaçlarından biri olamadı Türkiye'de uzun zamanlar. Ben fotoğrafa başladığımda gerçekten sadece fotoğraf için dalan ilk kişiyim diyebilirim. Ama daha sonra şu anda su altı fotoğrafçıları Türkiye'de hem yaygın hem gelişmiş hem de konusunda çok iyiler. Siz de zaten bu konuda çok pek çok çalışmanız oldu su altı fotoğrafçılığının yaygınlaşması üzerine. Doğru. Eğitimler de veriyoruz. Bir zamanlarda dergi çıkardık. Türkiye'deki ilk sualtı dergilerinden diyebilirim. Bir ve iki tane dergiyi yan yana aynı dönem bir 10-15 yıl piyasada tutmayı başardık. Bu tabii sualtı fotoğrafçılığına çok hizmet etti. Hatta biz bu dergileri çıkarırlarken kaynak nasıl bulacaksınız dediler. Ama öyle bir hale geliyordu ki her fotoğrafçı her sayı öncesi bizim peşimize koşar oldu fotoğraflara inanmak için. Bu da tabii ki sualtı fotoğrafçılığına önemli bir hizmet oldu. Peki şu anda o dergi yayımı bitti diye biliyorum. Bitti. Özellikle internetin bir nedeni artık var mı? Bunun neden uzun süreli olmadı? İnternet çok fazla artık dergiden beklentileri çeşitli kanallardan. Bilgi çağı bu. İnternet herkes her şeye ulaşabiliyor. Fotoğraflarını daha çabuk paylaşabiliyor. Yani basılı bir derginin artık günümüzde, bilmiyorum bu ne kadar doğru bir saptam ama günümüzde bilgiyi aktarma yönünde çok fazla yarar olduğuna inanmıyorum. Artık her şey internette çünkü. İnternet üzerinden yaptığınız bir şey var mı bu şekilde? Tabii sosyal medyada su altı fotoğrafçılık konusunda sayfalarımız var, gruplarımız var. Eğitimler yapıyoruz. Yani su altı fotoğrafçılığın eğitimlerini oluşturduk. Bunları kategorilendirdik. Yani bir tek su altı fotoğrafçılığı diye de bir fotoğrafçılık dalı olamaz. Bunun da kendi aralarında hem seviyeleri hem de çeşitleri var, kategorileri var. Bu şekilde bir eğitim sistemi oluşturduk ve onu sürdürüyoruz. Siz Güney Afrika'dan Kuzey Kutbu'na kadar pek çok bölgede dalış yaptınız. Su altı da su yüzeyi kadar çeşitlilik gösteriyor mu farklı coğrafyalarda? Nasıl farklar oluyor? Çok büyük farklar oluyor. Ama sınırlar yok suyun altında. Yani bir ülkeden diğer ülkeye geçtiğiniz zaman suyun altı da farklı bir yapıda olmayacak. Mesela Hint Okyanusu'nun herhangi birinde gezerseniz, işte Maldiv olabilir ama Mozambik olabilir, Güney Afrika olabilir. Suyun altına girdiğiniz zaman başka bir ülkede olduğunu hissetmezsiniz. Çok su altı ve canlılar birbirine benzer. Ama bir başka bölgeye gittiğiniz kutuplar dediniz. Bambaşka bir dünya, bambaşka canlılar. Yani bu bölgesel coğrafi şartlara göre suyun altı çok çeşitlilik gösteriyor. Ama aynı kıtanın kıyılarındaki yaşam birbirine çok benzer olabiliyor. Peki bu zamana kadar en çok beğendiğiniz dalış noktası hangisiydi? Şimdi İstanbul'a bile daldığınız zaman bir su altı fotoğrafçısı olarak çok tatmin olabilirsiniz. Çok değişik, iyi veya kötü. Çok değişik bir ortamla karşılaşmış olabilirsiniz ki fotoğrafçının da beklediği budur. Farklı bir şeyi yakalayabilmektir. Güzelin de su altında tarifi çok zor bir şey. Yani mercanlar, akvaryum balıkları gibi renkli balıkların olması da insanı tatmin edebilir. Çok boş bir denizde ciddi bir farklı bir türe karşılaştığınız zaman da sizi çok tatmin edebilir. Bir köpek balığı olursa bambaşka bir duyguyla çekebilirsiniz. Başka bir duygularla su altında olduğunuzu anlarsınız. Ama gerçekten burası farklı, burası bizim dünyamız değil dediğim yerde kutuplar oldu. Hem Güney Afrika, Güney Kutbu hem de Kuzey Kutbu bölgeleri çok farklı tabii ki. Instagram'dan bir takipçimiz size sormamızı istemiş. Türkiye'de canlılık açısından, canlılık çeşidi açısından en beğendiğiniz yer neresi peki? Bu da çok farklı. Çünkü Türkiye çok ilginç bir bölgede bulunuyor denizler açısından. Üç tane değişik, hatta Marmara'yı sayarsak dört tane farklı ekosistemi olan denizi var. Şimdi Güney Denizlerimiz artık Kızıl Deniz'e çok benzer oldu. Çünkü Süveyş Kanalı'ndan olan türler, bu
Global ısınmayla da artık ortamını bir Kızıldeniz gibi bulabiliyor ve güney denizlerimizde artık farklı tropik balıklara rastlıyoruz. Ama kuzeye gittiğiniz zaman mesela gemilerle taşınmış, balastolarla taşınmış bazı Kuzey Atlantik türlerinin de Marmara'da Karadeniz olduğunu görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla çok farklı denizlere dalabiliyoruz. Zenginlik artık pek konuşulacak bir şey değil denizlerim için maalesef. Çünkü hakikaten her gün biraz daha fakirleşiyor. Evet, onu soracaktım size. Yani sizin bu işe başladığınız zamandan şimdiye neler değişti? Ekosistemde biliyoruz çok şeyin kötüye gittiğini. Su altı için de aynı şekilde mi durum? Tabii Ayşe. Ben adalarda, İstanbul adalarda fokun yüzdüğünü görmüş bir insanım. Düşünün, hı hı. Fok artık Türkiye kıyılarında bulunmuyor. Ya, bu bile her şeyi açıklayabiliyor. Bunun en büyük nedeni aslında hani tamam denize atılan, bırakılan atıklar tamam ama yapılaşma. En büyük neden yapılaşma. Artık kıyı bölgelerinde kıyı canlılarını yaşayabilecek kuşlardan tutun da memelilere, balıklara kadar pek alan kalmıyor. Marmara'da Hayat Var Şimdilik adlı bir serginiz olmuştu. Hala devam ediyor mu bu sergi? Ediyor. 2016'nın sonuna kadar olacak. Peki bahsedersek Marmara Denizi'nin çeşitliliğinden neler söylemek istersiniz? Marmara Denizi aslında Türkiye denizlerinin arasındaki en zengin deniz. Çünkü çok bir iç deniz, hı hı. ve birçok canlının ürediği, yumurtaları bıraktığı bir deniz. Hı hı. Aslında çok korunması gereken bir deniz ama bu maalesef en çabuk, en önce bozulmaya başlayan denizimiz de Marmara Denizi. Ama insanoğlunun kirletmeyle doğayı öldürmesi çok yanlış bir değerlendirme. Çünkü doğayı öldürme şansımız yok. Ama dönüştürüyoruz. Yani bundan 20 sene, 30 sene önce olan türler aslında insanların kendilerinin hem ekonomisi hem yaşamı için önemli türlerdi. Ama şimdi bunlar yok. Ama denizin altı çok zengin. Çünkü doğa farklı bir şekilde gelişti. Yumuşakçılar çok fazla. Yumuşak mercan türleri var. Deniz kestaneleri var. Alpler, bitkiler var ama denizin altı... Ama korunmuyor. Türkiye'de sizce su altını koruma yönelik çalışmalar ne durumda? Yani kağıt üstünde çok çalışma var ama pratiğe dökülmüş olan yok. Denetleme, hı hı. hiçbir şekilde yok. Dolayısıyla suyun altındaki korumayın çok ümitli olduğunu söyleyemem. Peki sizin işletme mezunu olduğunuzu biliyorum. Fakat su altındaki spesifik olarak çok fazla bilgiye sahipsiniz. Yani bu bilgi birikimiyle mi oldu yoksa bunun için ayrı bir eğitim de mi aldınız? Bu ilgiyle oldu tabii ki. Ama bilgi içinde tabii ki bir eğitim de şart oluyor. Yani bugün dalış hocası olduğunuz zaman bile bir eğitim alıp çok iyi bildiğini zannettiğiniz, çok rahat olduğunuz bir ortamla ilgili de eğitilmiş oluyorsunuz. Fotoğraf takip etmeniz demek, teknolojiyi takip etmeniz demek. Fotoğrafçının, sualtı fotoğrafçısının başarısı biraz da doğasını iyi tanımaktan geçer. Yani bir biyolog kadar da canlılara hakim olmanız lazım. Hem gideceğiniz yeni bölgelerde hem yaşadığınız ülkede. Dolayısıyla hep kendinizi eğitiyorsunuz tabii ki. Bu kaçınılmaz bir döngü. Şimdi bir BTR'miz var bununla ilgili. Onu izleyelim. Sualtı dünyasını tanımak isterdim. Denizi çok seviyorum ve denizin altında neler olduğunu da öğrenmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Anlamak isterdim. Sebebi de genelde su altını çok merak etmişimdir her zaman. Hani balıklar çok ilgimi çekmiştir. Ya, deniz kenarında olmayı falan çok istemişimdir. Tanımak istemezdim çünkü su altı dünyası normal dünyadan farklı olduğunu düşünmüyorum. Hayır, tanımak istemezdim. Çünkü soğuk. Elbette tanımak isterdim. Sualtı dünyası benim için bir özgürlüğü çağrıştırıyor. Mavilik, uçsuz bucaksız bir şey ve o kadar çok canlı var ki onların orada neden ve nasıl yaşadığını merak ediyorum açıkçası. Yani tanımak isterim çünkü mesela çok farklı canlılar var. Evet, tanımak isterdim çünkü yer altındaki varlıkları da merak ediyorum. Sizce Türkiye'de su altına olan ilgi ne yönde? İnsanlar biliyor mu? Su altına karşı ilgileri nasıl? Siz sergi yaptığınızda nasıl tepkiler alıyorsunuz mesela? Şöyle İstanbul'daki sergi açılışında bir herhalde babasıydı. Çünkü yanında bir kız çocuğu vardı. Beraber bakarlarken babası soruyor çocuğuna. Ya denizin altında bu kadar renk var mıydı diye. Yani İstanbul'da yaşayan bir insan çevresindeki denizde yaşamın olduğunu ve ne şekilde olduğunu bilmiyor. Nüfusumuza göre kıyılarımıza baktığınız zaman çok önemli bir nüfus kıyılarda yaşıyor ama bu paralelde denize ilgi ve o paralelde bilgi yok. Denizlerimizi tanımıyoruz yani, kısacası bu. Ateş Bey, 10 dakikamızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim bu güzel sorular için. Çok teşekkürler. 10 dakikanın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.